Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayat paylaştıkça güzeldir kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Biliyorsunuz yaprakları toplamıştık bir önceki videomda. Şimdi bunları salamura yapacağız. Size onları göstereceğiz. Yapraklarımızı gösteriyorum size. İlenimizi hazırladık. Tuzumuz orada. Gördüğünüz gibi tuzu seriyoruz altına. Yaprakları. Söyleyeyim, çok basit, kolay. Yani aralara tuz serpiyor hanım. Gördüğünüz gibi aralara şöyle tuz koyuyoruz. Yapraklarımız çok taze, bir cemlemlediğimiz yapraklar. Şu şekilde göstereyim. Çok basit. Evet, çok basit arkadaşlar bunu salamura yapması. Yaprak salamura. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapıyoruz. Şimdi zaten bu işlemle bitmeyecek tabi. Onu da size çekeceğim. Devamını çekeceğim. Nasıl yapıldığını. Şimdi aralara tuz koyuyoruz. Tuz yalnız bu normal evlerde kullandığımız tuz değil. Arkadaşlar bu salamura tuzu biz ayrı alıyoruz. Bilemiyorum artık evlerde kullanılan tuzu olur mu olmaz mı? Olmaz arkadaşlar. Evde kullanılan tuz ondan olmaz. Bu ayrı tuz, salamura tuz. Evet, bu şekilde tuzladık şimdi. Bolca ne tuz koyuyoruz arkadaşlar. Bol tuzlu. Gördüğünüz gibi. Bol tuzlu tuz koyuyoruz. Evet, bu işlem şu anda bitti. Evet arkadaşlar, şimdi sıcak tamamen kaynamış. Kettle'da kaynattığımız suyu üzerine döküyoruz. Gördüğünüz gibi yapraklarımız ve tuzumuzun üzerine döküyoruz. Evet. Tamamen gezdiriyoruz sıcak suyumuzu. Şimdi bu sıcak suyu döktüğümüz yapraklarımızı üzerini kapatacağız. Soğumasını bekleyeceğiz. Daha sonra bir dönü alacağız. Onu da çekeceğim. Şimdi soğumasını bekliyoruz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi çok basit bir yöntem. Evet. 5 dakikada yapabileceğiniz yaprak salamura. Evet arkadaşlar, 1 saat 2 saat bekledi şu anda yaprağımız. Şimdi bidona yerleştireceğiz. Zaten işi de bitti yani şey olarak. Bidona koymaya başlıyoruz. Evet. Bidona yerleştiriyoruz yapraklarımızı. Şu anda gördüğünüz gibi. Zaten yapraklarımız börttü gördüğünüz gibi. Yeşil kalanlar da şimdi zaten suyu, kalan suyu içine koyacağız. Olmazsam onları da yine normal içerisine alacak arkadaşlar. Tuzu karar pazarı attık. Yani şey olarak atmadık. İçine şeyimize göre attık. Tuz fazla eksik oldu diye bakmayın arkadaşlar. Fazla olabilir. Tuz zararı olmaz çünkü. Ne kadar fazla atarsanız o kadar şey olur. Tuz az olursa bozulur arkadaşlar. Onun için fazlaca tuz atabilirsiniz. İleğinin içinde gördüğünüz suyu da bidonumuza döküyoruz. Tuzlu suyu. Tamamen boşal diyoruz. Sıramız buluyor. Tuzumuz da. İşlemimiz bitti arkadaşlar. Yaprak salamamızı yaptık. Bu kadar basit. Yani 5 dakikada yapılabilecek bir iş. İşte. Şu anda yaprak salamurumuz hazır. Afiyet olsun arkadaşlar. Teşekkürler. İzlemeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Teşekkürler.